Selamun aleyküm arkadaşlar, güzel dostlar. Yağmurlu bir Fransa'dan selam olsun. İçinde hainlik, fesatlık, kötülük olmayan herkese, dünyanın her yerinde ama herkese selam olsun. Yine Fransa'dayım. Az önce bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim, duydum daha doğrusu. Sosyal medyadaki haberlere bakıyorum. Şimdi birincisi, benim bir dünyam, bir çerçevem, bana ait olan, beni takip eden, videolarımı izleyen bir kitlem var. Onlar benim nasıl bir insan olduğumu biliyorlar. Onlara anlatmama gerek yok ama bunu benim kanalıma yeni katılan, o sosyal medyalarda beni görenlere hitaben yapıyorum ben bu videoyu. Şimdi, selamun aleyküm arkadaşlar diye videolarıma girişim mi zorunuza gitti? Arabam yabancı plaka olsa da bu gurbet ellerde Avrupa'da sırtımda taşıdığım Türk bayrağım zorunuza gitti. Benim videomu benden habersiz alıp binlerce sayfalarda benden habersiz paylaşıp kesip biçip montajlayıp bir güzel dağıtmanızdaki sebep ne? Akit, A Haber, Takvim, ondan sonra Facebook'ta Cezmi Kadifor, böyle milyonlarca, yüz binlerce abonesi olan sayfa bunlar. Benim siyasetle, futbolla alakam olmadığını herkes bilir. Ben futbol takımı bile tutmuyorum arkadaşlar. İnsanları polemiğe sokacak, tartışmaya, ayrımlaştırma noktasına getirecek hiçbir projede yokum. Siyasetle de alakam yoktur. Niye yoktur? Ben 13 yıldır bu Avrupa yollarındayım. Benim ikametgahım Türkiye'de. Ben buralarda oy bile kullanamıyorum seçim dönemlerinde. Söz hakkımın olmadığı yerde de o grubun içerisinde yer olmama bir gerek yok. Manası yok. Oy kullanamıyorum. Beni bilen bilir. Ben her zaman şunu savunurum. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, ortak kaygınız vatan olsun. Ben böyle bir insanım. Ama bu benden habersizce yapılan paylaşımlarda bana küfür edenlerin profillerine bakıyorum. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk profil resmiyle, aydın kesim profiliyle veya profilindeki paylaşımlarında bir de bana çomar diyorlar. Bakın, ben bir önceki videolarımda hep söyledim. Bilenler biliyor. Ben bu ekranlarda önceleri sigara da içiyordum. Yolda giderken yaptığım videolarda. Ama dedim sigara göstermeyeceğim. Sigarayla alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Gençlere örnek olmasın diye. Ama mecbur kaldım, bunu göstereceğim. Bu benim tabakam. Bunu tabi bir iki ay önceki videolarımda da görenler vardı. Bugüne has bir şey de değil yani. Aldı da arabasına koydu diyen hıyarlar. Bunlar da çıkacak. Bu benim sigara tabakam arkadaşlar. Ben otobüsçülük de yaptım. Bildiğiniz gibi. Bu benim kravat tokam. Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzınıza alıp sağa sola salyanızı akıtmayın. Aydınlık böyle olunmaz. Ben Fransa'da gaza basıyorum, kornaya basıyorum. Zırıltısı sizden geliyor. Ben gene Fransa'dayım. Sabit adreslerim var. Fransızlar beni biliyor. Beni alkışlıyorlar, gülüyorlar. Fransa'daki protestolar, Sarıyelekliler, DAF Havalı Korna isimli videoma hitaben söylüyorum. Onlar beni alkışlıyorlar. Ama içimizdeki Türk korunumlu Fransızlar bana küfrediyorlar. Hayırdır? Fransa'da yaşayanlara sesleniyorum özellikle. Onlar beni biliyor. Dediğim olayı biliyorlar. Döner kavşaklarda bu sarı yeleklilerin bir afişleri vardı. Göbek etrafında, yani döner kavşakta bir tur at, kornaya bas. Bize destek ol. Ben orada kornaya basıyorum. Şomara bak, gitmiş adamlara korna basıyor, rahatsız ediyor. Ula hıyar, sen daha doğduğun topraklardan, doğduğun memleketten dışarıya bilmezken, ben 13 yıldır 34 devlet gezdim. Bana nerede ne yapacağımı söyleyemezsin. Bu birincisi. İkincisi, adamlar kendi ülkelerini yakıyorlar, yıkıyorlar. Senin niye zoruna gidiyor da bana küfür ediyor? Protestocularla dalga geçti. Söyleyeyim mi niye zoruna gittiğini?
Tamam. Hiçbir siyasetle bir siyasi görüşle alakam yok. Ülkemizdeki ekonomik şartların iyi olmadığını ben de biliyorum. Ben bir ekonomist değilim. Cebime göre muhasebemi yapıyorum. Ay sonu geldiğinde eşittir diyorum. Sonuca bakıyorum. Evet, üzülerek söylüyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz ülke olarak. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama ne yapalım? Ülkeyi mi yakıp yıkalım? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu tetiklemek istiyorsunuz? Ondan sonra üzerindeki yele yok turuncuydu, kırmızıydı. Bakın. Bu benim yeleğim arkadaşlar. Bunun renginin bir önemi yok. Turuncu olur, kırmızı olur, sarı olur. Önemli olan şuradaki fosfordur. Bunu Avrupa'da yaşayanlar da iyi bilir. Avrupa'da her arabada bulundurulması, özellikle benim gibi ticari araç kullananlar da zorunludur. Otobanda bile giderken lastiğiniz patlasa bu olacak, cezası var. Bunu giyinip arabada bile bekleyemezsiniz servis gelene kadar. Bariyerin öbür yüzüne geçeceksiniz. Görünür olup kendinizi garantiye almanız açısından. Bunu ve buradaki protestocular simge haline getirdiler. Bu sarı yelek aslında bu amaçlı kullanılan bir malzeme. Ama onlar da ikiye ayrılıyor. Gerçekten ekonomik şartları protesto eden Fransızlar, onların arkasına sığınıp bahane edip protestoları, polis arabalarına masum insanlara saldıran protestocular ikiye ayrılıyorlar. Sizin niye zorunuza gitti? Siz hangi Fransızlardansınız? Onu bana bir söyleyin önce. Ve benim videomu benden habersiz paylaşan bu medya kuruluşları, herifseniz, delikanlıysanız bunu da paylaşın. Kendinize iyi bakın. Son sözümü söyledim.